sevgili Manisalılar, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm Manisa'ya, Manisa'nın tüm ilçelerine, tüm Manisalı kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Manisa alimleriyle büyük bir şehir. Manisa evliyalarıyla büyük bir şehir. Manisa şehzadeleriyle büyük bir şehir. Bu büyük şehre bir büyük sıfatı da biz ekledik. Size söz verdiğimiz gibi Manisa'yı büyük şehir ilan ettik. İnşallah Manisa artık 30 Mart seçimlerine Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için giriyor. Büyük Manisa'ya büyükşehir statüsünün de hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşlerim, ana muhalefet, yavru muhalefet. Bildiğiniz gibi Manisa'nın büyük şehir olmasına da muhalefet ettiler. Hele ana muhalefet. Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Olmaz dedi. Koskoca Manisa nasıl yönetilecek dendi. Çünkü bunlar büyük şehir, şehir bunun ne anlama geldiğini bile bilmezler. Çünkü bunlar bunu yaşamadılar. Ama biz yaşayarak geldik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan buraya geldik. İstanbul'u ve Kocaeli'ni bugünkü statülerle aynı şekilde büyükşehir yaptık. Ve baktık ki İstanbul çok daha güzel oluyor. Baktık ki Kocaeli çok daha güzel oluyor. Öyleyse niçin olmasın dedik. Ve 750 bin aşmış tüm şehirlerimizi büyük şehir ilan ettik. Kardeşlerim, ve Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Dedikleri şey çok garipti. Neymiş? Köy tüzel kişilikleri ne olacakmış? Ne oldu? Hiçbir şey olmayacak. Köyde ne var? Muhtar var. Ne var? İhtiyar meclisi var. Değerli kardeşlerim, şimdi ne olacak? Köy mahalle olacak. Ve bu mahallelere ilçe belediyesi hizmet götürecek. Başka büyükşehir belediyesi hizmet götürecek. Köylerde kanalizasyon diye bir şey bilir misiniz? Soruyorum, bilir misiniz Manisa? Ama şimdi bakacaksınız ki köylerde bile artık kanalizasyonlar oluşmaya başlayacak. Çünkü Manisa'nın Büyükşehir Belediyesi, Manisa, evet, içme suyu ve kanalizasyon idaresiyle bunları yapacak. Dolayısıyla foseptik çukurlarından köylerimiz arındırılmış olacak. Şehircilik budur. Medeni olmak budur. Ama bu ana muhalefetinle, yavru muhalefetinle medeni olmak gibi bir dertleri yok. Bu dert bizim derdimiz. Bizim bu noktada şehircilikteki deneyimimiz, yerel yönetimlerdeki deneyimimiz bunlara asla mukayese edilmez. Kardeşlerim, şimdi iki gün Manisa'da misafiriz. İki gün boyunca hem Manisa merkezde hem bazı ilçelerimizde açılışlar yapacağız. Manisalı kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Hasbihal edecek, hasret gidereceğiz. Bugün bu açılış töreniyle Manisa'da yapımını tamamladığımız 356 milyon liralık kamu yatırımını hizmete alıyoruz. Bunlar merkezde.
özel sektörümüzün yatırımlarını da eklediğimizde Manisa merkez ve ilçelerinde bu açılışta toplam 665 milyon eski rakamla 665 trilyonluk yatırım gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bugün Turgutlu'da, yarın Akhisar, Salihli ve değerli kardeşlerim Demirci'de olacağız. Oralarda da açılışlarımızı yapacağız. Böylece iki gün içinde kamu ve özel sektörün toplamda 778 trilyon liralık yatırımını tüm Manisa'ya kazandırmış olacağız. Bugün bu açılış töreninde Menemen Manisa Çevre Yolu'nu, Manisa Çevre Yolu'nu, Muradiye Selendi Akhisar Gölbara Salihli'deki Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na ait yatırımların resmi olarak hizmete alıyoruz. Kardeşlerim, Milli Eğitim Bakanlığımız merkez ve ilçelerde İlk öğretim okulları, ortaokullar, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi. Biliyorum. Dertlisiniz biliyorum. Acılısınız biliyorum. Derdinizi de paylaşıyorum. Acınızı da paylaşıyorum. Çünkü o derdi, o acıyı ben de bir baba olarak çok çektim. Diğer eğitim yatırımlarını tamamladık, bugün hizmete alıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın çok sayıda yatırımını yine bugün Manisa'ya kazandırıyoruz. Kardeşlerim, TOKİ tarafından yaptırılan kız meslek lisesini, Gördes'te 168 konutu, 300 öğrencilik pansiyonu, Kula'da 203 konutu, Sarıgöl'de 80 afet konutunu da bugün resmen hizmete alıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, merkezde Göktaşlı Camii ve Gördes Eski Pazar Camii'ni restore etti. Bu tarihi eserleri de bugün hizmete alıyoruz. İl Özel İdaremizin Gördes, Köprübaşı, Kula, Soma belediyelerimizin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin yatırımlarını da yine bugün açıyoruz. Bitmedi. Manisa özel sektör yatırımları noktasında son derece parlak bir süreçten geçiyor. Manisa yerli ya da uluslararası çok sayıda yatırım için artık tam bir cazibe merkezi haline geldi. Bugün burada Manisa merkezde ve ilçelerimizdeki özel sektör yatırımlarını da toplu olarak hizmete alıyoruz. Tüm bu hizmetlerin, bu eserlerin, yatırımların tekrar Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Tüm bakanlıklarımıza, bakan arkadaşlarıma, kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, hayırseverlerimize, Manisa'ya yaptıkları bu hizmetler için mimarından mühendisine, yüklenici firmaya kadar, işçisine kadar hepsine teşekkür ediyorum. Kardeşlerim, 11 yıl boyunca Manisa için çok büyük hizmetler yaptık. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle bu hizmetleri hız kesmeden sürdüreceğiz. Şimdi ben size bir rakam veriyorum, dikkat edin. 11 yılda Manisa'ya toplam olarak ne kadar hizmet verdik biliyor musunuz? Bakın bu rakamı sizler şimdi benden duyuyorsunuz. Duymayanlara da iletin. Ekranları başında bizi izleyen tüm vatandaşlarıma da duyuruyorum. 11.008 milyar liralık, yani eski rakamla
8 katrilyon liralık yatırım yaptı. Peki bunu hangi alanlara yaptık? 1 katrilyon lira tarımda. 928 trilyon ulaştırmada. 706 trilyon eğitimde. Orman ve su işlerinde 694 trilyon lira. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Enerjide 518 trilyon lira. Sosyal yardımlarda 410 trilyon lira. Gibi Manisa'ya 8 katrilyon liralık yatırım kazandırdık. Okullar, yurtlar, pansiyonlar, barajlar, konutlar inşa ettik. 11 yılda eğitimde 3239 yeni dersliği Manisa'ya kazandırdık. Üniversitemize 4 yeni fakülte, 1 yüksekokul, 1 teknopark kazandırdık. Kardeşlerim, eğitimde soruyorum, anneler bu işi iyi bilir. Biz gelene kadar yavrularımızın kitabını bile bulamıyorduk be. Öyle mi? Kitabını bulamıyorduk, kitabını. Geldik, dedik ki biz kitabı ücretsiz olarak dağıtacağız. Sıraların üzerine kitapları koyduk mu? Türkiye'nin dört bir yanında benim yavrum, yavrularım, anneler, babalar, çocuklarınızın kitaplarını ücretsiz olarak sıraların üzerinde buldunuz mu? Peki ya, bizden öncekilerin aklı neredeydi? Onların öyle bir derdi yoktu, derdi. Biz tekstil kağıtlarıyla okuduk. Saman kağıtlarıyla okuduk. Kitap yoktu bizim dönemimizde. Biz çok çile çektik. İstedik ki yavrularımız aynı çileyi çekmesin. Onun için birinci hamur kağıttan, kuşe kağıttan kitaplar hazırlattık. Ve Türkiye'nin dört bir yanında bu kitapları artık yavrularımız ücretsiz olarak alabiliyor. Aynı şekilde imkanı olmayan yavrularımıza, hatırlayın, ilk öğretimle, orta öğretimle burs verdik ya. Burs burs. Kız öğrencilere, erkek öğrencilere. Parayı da kime verdik? Anneye verdik, anneye. Babaya değil. Kardeşlerim, bitmedi. Üniversite öğrencilerimiz ne alıyordu burs olarak? 45 lira çıktı. Şimdi kredi yurtlar kurumunda kalıyorsa beslenme yardımıyla 480 lira alıyor. Yılbaşından sonra bu rakam 500 liranın üzerine çıkıyor. Kardeşlerim, master öğrencilerine 580 lira. Doktora öğrencilerine asgari ücret. Bunları veriyoruz. Ve daha üzücüsü, kızlarımız ayrımcılığa tabi tutuldu. 15 yıl neredeyse yavrularımız başları örtülü diye okullara sokulmadı. Öyle mi? Kimler vardı iktidarda? İktidarda olanlar bunun hesabını niye vermiyorlar? Ve biz sabır dedik, sabır dedik, sabır dedik ve hamdolsun artık bu ayrımcılığı bitirdik. Şimdi artık yavrularımız okullarına başı örtülü olarak giriyor mu? Başı açık olarak da giriyor mu? Ne oldu? Ülke parçalandı mı? Ülke normalleşti. Şimdi başı açığı da başı örtülüsü de hepsi aynı sıraları paylaşıyor. Aynı sınıfları paylaşıyor. Ha, rahatsız olanlar yok mu? O rahatsız olanları da biliyoruz. İşte bu ana muhalefet, yavru muhalefet. Bunlar rahatsız. Bunlar rahatsız. Ama şu anda
ses çıkaramıyorlar. Neden? Çünkü bu milletin mayasında bu var da onun için. Katsayı dediler, katsayı. Meslek sesi mezunlarına katsayı. İnsaf ya. İnsaf. Niye katsayı? Neden? Ayağına bağlıyorsun bir taşı, koş diyorsun. Nasıl koşacak? Ne oldu şimdi? Katsayıda kalktı mı? Kalktı. Şimdi artık bütün meslek sesi mezunları istediği üniversiteye, istediği fakülteye gitme şansına sahip mi? Hamdolsun Allah'a. Bu da başarıldı. Daha güzel günler var önümüzde. Kamuya sokuluyor muydu başörtülü? Şimdi artık kamuya da başörtülü kardeşlerimiz girebiliyor mu? Ne oldu? Yıkıldık mı? Parçalandık mı? Ya bu başörtülü bu ülkenin kızı değil mi? Bu ülkenin evladı değil mi? Neden rahatsız oldunuz bundan? İşte artık normalleşen bir Türkiye var. Ama rahat durmadılar. Gezi olaylarıyla bir çalkalanma. Yetmedi. Arkasından da bu son dönemlerde yaşadıklarımızı yaptılar. Kardeşlerim, bu yapılanlar bilesiniz ki salt AK Parti iktidarına karşı değildir. Bunlar bu millete karşıdır. Bu millete karşıdır. Çünkü Türkiye büyüyor. Türkiye güçleniyor. Türkiye güçlenmesi demek milletin güçlenmesidir. Bunu azmedemiyorlar. Bunun arkasında uluslararası güçler var. Uluslararası güçlerin içerideki taşeronları var. Kardeşlerim, bunun kimler olduğunu, bu taşeronların kimler olabileceğini sizler zaten biliyorsunuz. Tahmin ediyorsunuz. Onun için bu oyunu da hep birlikte bozacağız. Hep birlikte ele vereceğiz. Kardeşlerim, durmadan, usanmadan, kavliyle yiğin ile, tatlı dille, konuşmak suretiyle inşallah şu kalan 90 günde AK Parti iktidarının devamından yana bir tercih yapacağız. Şimdi ben size burada bir şey söylüyorum. Ya millet, ya zillet diyorum. Evet, ya millet kazanacak, ya zillet kazanacak. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Eyvallah, millet. İnşallah bunu beraber başaracağız. Kardeşlerim, merkezde, ilçelerimizde spor için, gençlerimiz için çok büyük yatırımlar yaptık. Manisa'ya yeni hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Hastanelerimizi yeni cihazlarla donattık. Toplu konutta 3726 konutu tamamlayıp Manisalı kardeşlerimize teslim ettik. Manisa'ya 2002 yılına kadar, yani biz iktidara gelene kadar kaç kilometre bölünmüş yol yapılmıştı biliyor musunuz? Bunu bilmenizde fayda var. 76 kilometre. Biz bu ağı 5 kat artırarak yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkardık. Fark bu. Şimdi inşallah Manisa yüksek hızlı treni de hak ediyor. İnşallah. Bu yapılanlar niçin biliyor musunuz? Türkiye'de yüksek hızlı tren yapılıyor ya. Ya niye siz yüksek hızlı tren yapıyorsunuz? Katarla gidin, Katarla. Eskiden vardı ya kara tren. Şıf 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 gider. Şimdi de öyle gidiyor. Bunu istiyorlar. Ya biz de diyoruz ki
batılı yüksek hızlı trene biniyor da benim vatandaşım niçin bilmesin? İşte buyurun, Eskişehir Ankara, şimdi İstanbul bağlantısı yapılıyor. İşte Marmaray, buyurun, çalışıyor. Ankara Konya çalışıyor. Konya Eskişehir çalışıyor. Bütün bunlarla birlikte Türkiye'yi inşallah biz yüksek hızlı tren ağlarıyla öreceğiz. Hani 10. yıl marşında geçiyor ya, demir ağlarla ördük diyorum. Ne oldu? Yani Gazi Mustafa Kemal'den sonra yapılan bir şey var mı? Bize kadar yapılan bir şey var mı? Bu kadar CHP iktidarları geldi, ne gördünüz? MHP geldi, ne gördünüz? Bunlar dertli değil. Bunların yapacağı iş değil bunlar. Biz dertliyiz. Biz bu millete sevdalıyız. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak lafla olmaz. İcraat da olur. Biz bunu yaptık, yapıyoruz. Ve Ankara'dan bu tarafa doğru inşası başladı. Ankara Afyon Karahisar arasında inşaat hızla devam ediyor. Afyon Uşak arasının yapımına yakında başlıyoruz. Uşak Manisa İzmir arasının ihalesine de çok yakında çıkıyoruz. Toplam 641 kilometrelik Ankara İzmir yüksek hızlı tren projesini inşallah değerli kardeşlerim en kısa sürede tamamlayacak, Ankara Manisa arasını 3 saatin altına düşüreceğiz. 3 saatin. Biliyorsunuz İzmir'de İzban'ı biz yaptık. Belediye değil, biz yaptık. Çünkü belediye yapamadı. İzmir'e dünyanın gıpta ile izlediği özgün bir raylı sistem projesini kazandırdık. Biz bu sistemi Manisa'ya kadar uzatma kararı aldık. En yakın zamanda inşallah uygulamaya geçiriyoruz. Manisa-Bandırma demiryolu 150 yıllık bir demiryolu. Türkiye topraklarına döşenen ikinci demiryolu hattı buradan geçiyor. Bu yolları yenilediğimiz, 100 yıldır el değmeyen rayları değiştirdiğimiz gibi şimdi de bu hattı Bandırma'ya kadar elektrikli ve sinyalli hale getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, Akhisar'ın şehir merkezinden geçen demiryolunu 8 kilometrelik bir varyantla şehir dışına alıyoruz. Batı Anadolu'nun yüklerini artık Manisa'dan Batı Avrupa'ya blok halde 4,5 günde taşıyoruz. Böylece Manisa'yı ulaşımın, lojistiğin merkezi haline getirdik. Diğer yandan değerli kardeşlerim, Gördes Barajı, Aşağı Gediz projesi gibi büyük çaplı projeleri hayata geçirdik. Enerjide, sanayide, tarımda, diğer tüm alanlarda Manisa'yı tarihi nitelikte eserlerle, hizmetlerle buluşturduk. Siz bize yetki verdiniz. Siz bize emanet verdiniz. Biz de o yetkiyi, o emaneti hakkıyla kullanmanın, vazifemize hakkını vermenin mücadelesi içinde olduk. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, soruyorum Allah aşkına, bu CHP gelip de buralarda ne diyecek? Biz bu büyük şehri daha iyi mi yönetiriz diyecek. MHP biz bu büyük şehri daha iyi mi yönetiriz diyecek. Ya siz mecliste büyükşehire karşıydınız. Şimdi bunu hangi yüzle söyleyeceksiniz? Öyle değil mi? Ah değerli kardeşlerim. Dürüst olmak gerek, dürüst. Dürüst. İşte son günlerdeki bu kampanyada dikkat ediniz. Attıkları adımlar, çamurlar farklı. Ne diyorlar? Büyük yolsuzluk operasyonu. Kardeşlerim, bunlara sadece şunu söyleyeyim. Bakın ben size bir temel ilke koyacağım. Biz yolsuzluğa bulaşan kim olursa olsun karşısında bizi bulur.
Hiç buradan tavizimiz olmaz. Fakat şunu da söylemek zorundayım. Tabii ki çok ciddi bir iftira kampanyası da var. Ve şunu da ifade etmek zorundayım. Maalesef devletin içinde yapılaşmaya giden bir örgüt, bir çete de var. Bunlar mahremiyet diye bir şey tanımıyor. İzlemekse izlemek. Daha önce de söyledim. Dinlemekse dinlemek. Daha önce de söyledim. Ve yapılan işlerde dikkat ediniz. Yargıda dürüst karar veren, dürüst adım atan, anayasada görevi belirlendiği şekilde adım atan bütün yargı mensuplarını tenzih ediyorum. Ama bunların dışında maalesef belli bir örgüt anlayışı içerisinde görevi alanının dışına çıkmak suretiyle bazı medya gruplarını da yanına alarak medyaya gizlilik kaydı olan evrakları servis yapmak suretiyle masum insanları lekeleme gayreti içerisinde olan yargı mensupları da var. Aynı şekilde yürütme mensupları da var. Bu da polisin içinde var, onu da söyleyeyim. Ben polisin de kahir ekseriyetini tenzih ederim. Ama maalesef orada da bunlar var. Oradan da bu tür servisler yapılıyor. Ve ondan sonra bir de bakıyorsunuz ki hiçbir günahı olmayan insanlar. Bunlar böyle bir şeyle suçlanıyor. Ve bakınız, bir savcı görevi kendisinden kim alıyor? Başsavcı. Ona bağlı. Başsavcı görevi ondan alıyor. Diyor ki sen sana verdiğim talimatı niye yerine getirmedin? Bana bunu niye getirmiyorsun? Hiçbir savcı medyayla görev paylaşımı yapamaz. Sen bunu niye yaptın? Ve hemen o yandaş medyalar ona sahip çıkıyor. O malum savcıya. Kardeşlerim, o da ne yapıyor? Çıkıyor Adalet Sarayı'nın dışına. Bizim üniversite yıllarımızda marjinal örgütlerin militanları vardı. Aynen onlar gibi o da orada bildiri dağıtıyor. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen kime hizmet ediyorsun? Önce bunu açıkla, seni tanıyalım. Günola Armalola. Dün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Suç duyurusu yapıyorum. Suç duyurusu yapıyorum. Nereye? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na. Bakalım ne yapacak? Ama bu arada Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na da bir şey söylüyorum. Sizler de adli kollukla ilgili olarak Danıştay'daki süreci etkileme hakkına sahip değildiniz. İstanbul Başsavcısı açıklamayı yaptı. Arkasından siz Danıştay'la ilgili açıklama yapıyorsunuz. Ve bu açıklamayı yaparken siz de dürüst hareket etmediniz. Anayasanın 138. maddesini çiğnediniz. Çünkü böyle bir etki alanı doğurmaya hakkınız yok. Hangi adı altında olursanız olun, hangi kurum olursa olsun bunu yapamazsınız. Siz de bunu yaptınız. Değerli kardeşlerim, hak er veya geç yerini bulacaktır. Biz bu makamlarda faniyiz. Biz bu dünyada faniyiz. Baki olan Allah'tır. Baki olan bu kubbede kalacak Hossa Dağı'dır. Hizmettir. Eserdir. Akif diyor ya, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bu makamlarda ilelebet kalmayacağız. Ölene kadar bu makamları işgal etmeyeceğiz. Milletimiz emaneti alırsa hizmete başka yollarla devam ederiz. Hizmet yolu sadece bu değil. Vademiz dolduğunda da bu dünyadan geçip gideceğiz. Ama biz arkamızda eserler bırakmak, öldükten sonra da kapanmayacak eserlerimiz sayesinde hayır yazılacak bir amel defteri bırakmak istiyoruz.
Sevgili kardeşlerim, biz istiyoruz ki ülkemizde birlik olsun, beraberlik olsun. Türkiye'miz bizden sonra da bugünkü gibi özgür, bağımsız, demokratik bir ülke olsun. Biz istiyoruz ki Türkiye bizden sonra da milli iradenin egemen olduğu, milletin ülkeye istikamet çizdiği bir ülke olsun. Türkiye dışında planlanan, burada uygulanmak istenen bu alçakça projenin maşalığını, taşeronluğunu maalesef Türkiye içinden bazı örgütler, bazı medya, sermaye ve siyaset çevreleri üstlendi. Kardeşlerim, biz istiyoruz ki 11 yıldır Türkiye nasıl büyüyorsa bizden sonra da büyümeye devam etsin. Daha mutlu, daha huzurlu 76 milyonun bir ve beraber kardeşçe yaşadığı bir ülke olsun. 11 yıldır bizim derdimiz, bizim meselemiz, bizim mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Biz kendimiz için değil, kendi partimiz, kendi parti mensuplarımız için değil, belli bir şehir, belli bir bölge için değil, 780 bin kilometre için, kilometre kare için, 81 vilayet için çalışıyor. 76 milyonun tamamı için huzur istiyor, refah istiyor, bunun mücadelesini veriyoruz. Bizde ayrım yok. Biz Alevi diye, Sünni diye ayırmıyoruz. Biz yoksul diye, zengin diye ayırmıyoruz. CHP'li, MHP'li, BDP'li diye, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Roman, Gürcü, Boşnak, Arnavut diye, siyah diye, beyaz diye, doğulu, batılı diye ayırmıyoruz. Kardeşlerim, biz Yunus'un diliyle yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ne diyor Mevlana? Yaradılandan şikayet, yaradandan şikayettir. Bu çok önemli. Türkiye'yi bir olarak görüyoruz. Bütün olarak görüyoruz. 76 milyona hep aynı nazarla, kardeş nazarıyla bakıyoruz. Kardeşlerim, biz yola çıkarken böyle çıktık. Ve dedik ki uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Ayırt etmeksizin. Çünkü bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Kardeşlerim, halka hizmet bizim için hakka hizmettir. Bu anlayışla çalıştık. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, biz yola çıkarken bir şey daha söyledik. Bir şey daha söyledik. Dikkat edin. Ne dedik? Tek millet dedik. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Lazıyla, Boşnağıyla, hepsiyle tek millet. İki, tek bayrak dedik. Bu bayrak tek. Şehidimizin kanı rengi. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin simgesi. Şair ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üçüncüsü ne diyoruz? Tek vatan diyoruz. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Ve dördüncüsü Rabia. Ne diyoruz? Tek devlet. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Tamam. Ayrım yok. Böyle bütünleşeceğiz. Kardeşlerim, istikrarla büyüyen bir Türkiye var. Her alanda tarihi başarılar elde eden bir Türkiye var. Yolsuzlukların olduğu bir Türkiye olsa, soruyorum sizlere, kardeşlerim, 79 senede 6100 kilometre yol yapılmışken, yolsuzlukların olduğu bir Türkiye'de 10 senede
17 bin kilometre bölünmüş yol yapılabilir miydi? Soruyorum sizlere, değerli kardeşlerim, 79 senede 230 milyar dolar milli geliri olan bir Türkiye, 10 senede bunu 800 milyar dolar milli gelire yükseltebilir miydi? Ah benim kardeşlerim, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, bunların hepsi görev zararı yazıyordu biz gelene kadar. Zarardaydı. Şimdi hepsi kar ediyor. Yolsuzluk olsa bunlar olur muydu? Kardeşlerim, devletin borçlanma faizi %63'tü. Şimdi faiz devlette 6-7. Ama bu olaylarla bakın, yukarı doğru tırmandı. Bunun bedelini kim ödeyecek? İşte bu ihanet şebekesi. Bu çeteler, bu örgütler. Toparlarız bunları, hiç endişeniz olmasın. Çünkü biz MHP'den, CHP'nin yavrusu DSP'den, ANAP'tan biliyorsunuz 23,5 milyar dolar IMF borcuyla devraldık. Öyle mi? Şimdi borç var mı? 14 Mayıs'ta sıfırladık. Üstelik şimdi biz onlara 5 milyar dolar borç vereceğiz. Bu noktaya geldik. Yani MHP, yavru CHP, DSP, onlar borçlandılar, biz ödedik. Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede Merkez Bankası 136 milyar dolar bir döviz rezervine çıkabilir miydi? Bunlar bu dönemde oldu. Daha güçlü olacağız. Daha iyi olacak inşallah. Hiç endişeniz olmasın. Rekorlar kıran, 10 yılların sorunlarını çözüp kararlı şekilde emin adımlarla geleceğe ilerleyen bir Türkiye var. Kardeşlerim, yüzlerce, binlerce baraj ve gölet inşa eden bir Türkiye var. Şimdi buradayız. 26 tane havaalanı vardı. Şimdi 52 tane havaalanı, havalimanı var. 52 tane. Ya bunlar durup dururken olmadı be. İnşallah daha iyisi olacak. Şurada biz geldik, 9 vilayete doğalgaz gidiyordu. 9 vilayet. Kardeşlerim, şimdi 72 vilayet doğalgaz kullanıyor. Bunlara durup dururken ulaşamadım. Kardeşlerim, tarihimizde olduğu gibi, ecdadımızın yaptığı gibi, gururuyla, onuruyla, büyüklüğüyle dünyada kendisini hissettiren, kendisinden söz ettiren, ağırlığı ve itibarı olan bir Türkiye var. İşte bu Türkiye birilerini rahatsız etti. Büyüyen Türkiye, yeni Türkiye, faiz lobilerini, kan lobilerini, savaş lobilerini rahatsız etti. Bir yıldır Manisa'ya şehit geliyor mu? Soruyorum, geliyor mu? İşte bu onları rahatsız etti. Çünkü oradan besleniyorlardı. Onlar istiyordu ki gelsin. Gelsin de zil takıp oynayalım istiyorlardı. İşte şimdi bu lobiler, faiz lobisi, kan lobisi, terör lobisi, savaş, kaos lobisi, benim güzel ülkemi karıştırmak, benim güzel ülkemde operasyon yapmak, bu aziz milletimin kutlu yürüyüşünü durdurmak istiyor. Değerli kardeşlerim, burada acı olan nedir biliyor musunuz? Burada acı olan Türkiye içinde bir takım çevrelerin, bir takım örgütlerin bu külli saldırıda görev almış olmalarıdır. Tabii bu tuzak dışarıda planlandı. Ama ben sizden bir şey isteyeceğim. Siz sakın beddua etmeyin. Kim olursa olsun etmeyin. Siz dua edin, dua. Dua. Tamam. Onun için ne diyoruz? Şu beddua kavramı var ya. Diyoruz ki bedduaya lanet, duaya davet. Bize yakışan budur.
Ve biz şuna inanıyoruz. Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu insan. Biz böyle bakacağız. Onun için de asla insanlara bu noktada beddua etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki şu karşımdaki onurlu, gururlu millet evelallah bu idrakin içerisindedir. Kardeşlerim, şimdi gelelim artık şöyle son sözlerimize. Hazır mıyız? Turgutlu'ya gideceğiz ya. Orada da bekliyorlar. Hazırız değil mi? Hep beraber coşkuyla tüm Manisa duysun. Tüm Türkiye duysun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Manisa'yı hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. 30 Mart'a yaklaşık 90 gün var. Durmak yok. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? İnşallah 30 Mart akşamı yeni bir başlangıç, yeni bir milat, yeni bir Türkiye'nin temel taşları oluşacak. Kalınız sağlıcakla. Çok teşekkür ediyorum.